Evet Hülya Hanım, iyi akşamlar. Doğum Hülya gününüz kutlu öncelikle olsun. Öncelikle doğum gününüz kutlu olsun. Mersi. Pastamız burada. Bir, 30 mu? 2, 3, 59. Hiç göstermiyorsunuz. Göstersek de, göstermesek de. Neler dilediniz dinliyorsunuz lan? Zeyda Hanım, sizinle biraz konuşsaydık, annenizin doğum günü bugün. Baba, neler söylemek istersiniz? Pardon. Baban gitti. Tolga sen. Ben de konuşamayacağım. Geldim. Sesim kısık. Geçmiş olsun. Konuşamayacağım. Konserden dolayı mı kısıldı? Biraz fazla kaldım sahnede. Velhasıl böyle açılır ama yani. Bu 59 yıla hemen neler sığdırdınız? Biraz ondan bahsedelim. Ben bilmiyorum. Ben 30'undan sonra ne olduğunu anladım hayatım. Ondan sonra kaç kalıyor geriye? O kadar anca. 29. Yani neler değişti mesela hayatınızda? Ya, çok uzun bir... Güzel yaşlanmak çok hoş bir şey, çok zevk. Hayatın tadını şimdi çıkarıyorum ben. Bana geri dön deseler, hayatta dönme. Kaya Bey, iyi akşamlar, merhabalar. İyi akşamlar. Hülya Hanım'ın doğum günü. Sizi dilemiş doğum günü. Doğum günü mü tesadüf? Sizi dilemiş tekrardan ama. Tabii beni diyecek. Biz beraber yürüdük bu yollarda. Barışalım var, barışalım. Gerçekten konuşacak halim yok. Konuşturmayın bak. Kayacığım gidiyorum. Gel bir öpçük ver. Sahnelerden bahsedelim. Nasıl geçiyor Hülya Hanım? Konuşacak halim yok. Ama çok kısa konuştu. Devamlı görüyor musunuz? Gel oraya gör. Harika ya. Ben gittim abi. Evet, onu da soracak. Kaya Bey de yalnız bırakmadı sizi. Hülya Hanım, sizi de çok uzun süredir göremediğimizden dolayı. Geçtiğimiz günlerde de bir haber çıktı. Zehra ile ilgili, Mehmet Dinçer ile beraber aşk yaşıyor diye. Arkanıza dikkat. Neler söylemek istersin bu konuyla alakalı? Var mı aslasını Hülya Hanım? Birinci ağız olarak, kızınız olan kişiyiz. Annesi olarak sizden öğrenildi. Neler söylemek istersiniz? Bir açıklama. Var mı aslasını Hülya Hanım? Bunu öğrenseydik. Daha o zamanlar... Sence bana bak böyle sorular sorarsan bir daha... Sizi uzun süredir de göremediğimiz için kusura bakmayın. Böyle bir ahlaksızlık yapılabilir mi yani? Biz hayatta sadece merak ettik. Benim kızım böyle bir şey soramadığımız için. Hayır yok. Estağfurullah. Bir daha böyle şey... Çok teşekkürler. Bunu yazanlar da bence... Bir mahkeme süreci vardı galiba. Mahkeme verdiydiniz. Tabii ki verdim. Hem de tazminat davası. Beni bu şekilde katiyen, yani benim kızıma yakıştırdıkları şeye bakın. Seni seviyorum. Olabilir mi böyle bir şey? Onları söyleyenler hepsi eski gazeteci. Bir şey demiyorum ama kafayı yemişler artık. Normal değiller. Çocuklar, bir şey diyeceğim. Otobüs kaldı. İyi, teşekkürler. Tekrardan doğum gününüz kutlu olsun. Öne geç, öne geç. Otobüs kaldı. Hakikaten şey oldu. Aynen. Geri geldi. İndirelim mi? İndirsene. İndirsene. İndirsene abi kamera.